Selamlar herkese yine ben. Ve bugün sizlerin tekrardan devlet, vay be devlet diye ilk çekeceğiniz bir video ile karşınızdayım. Ve emin olun görüşünüz ne olursa olsun isterseniz çok sağcı olun istiyorsanız çok solcu olun hiç fark etmez. Bu videoda gösterdiğim şeylerden sonra emin olun içinizden söveceksiniz. Çünkü ben haberi okuduğumda ve belgeleri incelediğimde gerçekten gözlerime inanamadım. Sonrasında bir YouTube hesabına bakayım dedim. Yani bu YouTube hesabında acaba ne paylaşıyorlar da bu kadar fazla para cukkalamışlar diye merak ettim. YouTube hesabını da inceledim ve evet sonuç gerçekten yine hüsrandı. Olay ne diye soracak olursanız olay şu. Gazeteci İbrahim Haskaloğlu'nun yapmış olduğu habere göre ki bir taraflarından da sallamıyor yani belgeleri de var belgeleri de sunmuş. Niğde Belediyesi kendi açmış oldukları YouTube kanalı için 2 milyon TL ihale vermişler kendilerine. Evet belki biraz kafa karıştırıcı oldu ama doğru duydunuz. Niğde Belediyesi ihaleyi kendi YouTube kanalına veriyor ve vermiş oldukları para ise bir hayli korkunç. 9 aylık süreç için firmaya toplamda 2 milyon TL vermişler arkadaşlar. Yani aylık 222 bin TL ediyor. Tabii ki bu sadece 9 aylık bir süreç için verilmiş olan bir paraydı. Bunun devamında ne kadar fazla verilecek orasını bilmiyoruz. Şimdi 2 milyon TL'lik bir ihalenin bir YouTube kanalına verilmesi için o kanalın MrBeast falan olması gerekiyor. Ki böyle bir şey olsaydı bile devletin bir YouTube kanalına bu kadar fazla para veriyor olması saçmalık olurdu ama yine de biz iyi ihtimalleri de değerlendirelim. Peki bu kadar fazla para cukgalayan bu YouTube kanalı tam olarak ne içerikleri üretiyor? Gelin bir göz atalım. Kanalın toplamda 2000 abonesi var ve 412 tane de videosu var. Şeflerden efsanevi yemek tanıması. Lezzet festivali. İtfaiyecilerin günlük kutlalık. Vay a**ına koyayım bu nasıl bir günmüş ya. Adamlar sırf bu günü kutlamak için 2 milyon TL ihale almışlar. Vay anasını satayım bana da verin o parayı ben de kutlayayım. İyi kutlamalar yani. <laughs> ne, ne diyebilirim ki ben buna? de gastronomi festivali. Lezzet yarışması. Daha çok yemek videosu yani bizim vergiler hünkar beğendi olmuş maalesef. 29 Ekim Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Yani adamlar anlayacağınız hem bayram kutlamak için hem de yemek festivali düzenlemek için 2 milyon TL ihale almışlar. Oğlum. Madem böyle bir şey var. Ulan bana da verin o parayı. Ben de yemek yapayım. Valla ben çok da güzel yemek yaparım bu arada. Çok da güzel bayramınızı da kutlarım. Çok da güzel tebrik mesajları da atarım. Kemal Kılıçdaroğlu gibi milli takımın maçlarını takip ederim. Maç hakkında yorum yaparım falan. Ben bunların hepsini yaparım yani bu paraya. Bence gayet okey bir meslek. Bir adamların içeriklerine bak. Bir de bize bak. Bir video yapıyoruz. 50 tane dava yiyoruz anasını satayım. Valla çekilecek dert değil ya. Onun yerine olacaksın bir belediye youtuberı. Ki belediye youtuberı da birazcık komik bir tabir oldu ama gerçek bir tabir. Olacaksın bir belediye YouTuber'ı alacaksın 2 milyon. Oh ne ala memleket anasını satayım. Sonra ekonomi bakanı Mehmet Şimçek çıkıp diyor ki işte şöyle tasarruf yapmamız lazım. Şöyle vergileri arttırmamız lazım. Vergileri bizim bir tarafımıza bindiriyor bindiriyor bindiriyor. Sonra gidiyorlar aptal bir YouTube kanalına 2 milyon TL ihale veriyorlar. Ha büyük ihtimalle söylememe gerek yok sanırım fakat de Belediyesi elbette AK Parti'ye ait ve belediye başkanı da AK Partili Emrah Özdemir. Zaten bu adamların kıçı kırık bir YouTube kanalı için böyle bir ihale almaları ve bunun da kimse tarafından sorgulanmamasının başka bir açıklaması olamaz yani. Ki dostlar üzücü olan kısım bu sadece buzdan görünen kısmı. Görünmeyen kısımlarında kim bilir nasıl paralar dönüyordur. Belki de birileri 2-3 tane dinozor heykeli için 800 milyon dolar para alıyordur ha. Ya da salak saçma bir çay bardağı heykeli için ve evet doğru duydunuz çay bardağı heykeli. Belki de birileri sırf bu heykeli yapmak için 47 milyon TL para alıyordur ha. Kim bilir. Bunlar sadece iddialar tabi arkadaşlar yani yanlış anlamayın beni. Yoksa hangi dangalak dinozor heykeli için 800 milyon dolar para alır ki? Bu heykellerin bu kadar fazla para etmeyeceğini herkes Biliyodur muhtemelen. Değil mi? Yemin ederim sirk gibi bir ülkede yaşıyoruz ya. Ve bu olanlara da kimse ses çıkarmıyor ya. İki gün konuşuyoruz, 3 gün konuşuyoruz, dalgasını geçiyoruz ve daha sonrasında herkes unutuyor. Ama dostlar işin üzücü yanı yani bu paralar elbette havadan gelen paralar değil. Bunlar bizim cebimizden çıkıyor. Bunlar bizim vergilerimiz. Bizim vergilerimiz olmasaydı eğer bu insanlar ceplerine 2 milyon TL sırf bir YouTube kanalı bahanesiyle indiremeyecekti. Açlıkları YouTube kanalını neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. İçerikleri de öyle para gerektiren çekler değil bu arada. Ulan adamlar videoları telefon kamerasıyla çekmiş şunlara bak. Ne bir ekipman var ne bir edit var. Hiçbir şey yok ya. Bu bildiğin soygundur dostlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Ki az önce de söylediğim gibi yani bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. Kim bilir görünmeyen kısımlarında nice paralar kaldırıyorlardır. de Belediyesi muhtemelen devletin tek YouTube kanalı değildir sonuçta. Eskiden biliyorsunuz en popüler taktiklerden bir tanesi dernek açmaktı ve oraya ihale vermekti. Şimdilerin en popüler taktiği ise sanırım YouTube kanalı açmak. Güzel para valla. Afiyet olsun ne diyelim. Bazı eşekler gerçekten hak ediyor ama hak etmeyenleri üzülüyorum sadece ne diyeyim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.